Herkese merhaba arkadaşlar. Serbest Mesleğin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Dostum Erhan'la birlikte. Bugün neler konuşacağız? Bugün YouTube'dan nasıl zengin olunur? Zengin olunur mu? Zengin olunur mu? Bence ben kendi adıma onu daha çok söylemek istiyorum. Ben kendi adıma çok zengin olduğumu düşünmüyorum. Ama zengin olunur mu YouTube'dan? Ve zengin olmak nedir? Bence böyle başlayalım. Zenginlik ne? Zenginlik ne? İstersen oradan başlayalım. Yani gönül zenginliği diye bir şey var tabii ki. En güzel zenginlik o. Ama? Ama bugün onu konuşmuyoruz. Bugün çünkü derdimiz iş hakkındaki zenginlik. Zenginlik kişiden kişiye değişen bir şey. Senin için mesela nedir? Bir parasal bir şey var mı kafanda? Senin var mı? Ya 10 milyon dolar bence zenginlik yani. Ya 10 milyon dolar benim için de zenginlik. Tamam, demek ki varmış. Bugün konuşacağımız zenginlik tam o değil. Burada konuşacağımız şey YouTube işi. Hı hı. YouTube işinden zengin olma. Daha doğrusu bu YouTube işini zenginleştirme. Hı hı. Bu da en azından benim için bir işi sürdürülebilir bir şekilde büyüyen bir hale getirme ve sadece bir hani bu işin girişimcisi için değil de bütün ekip için güzel bir hale getirme aslında. Ve seneler boyunca sürecek hale getirme aslında bunun derdi. Çünkü aslında YouTube'da belli bir format buluyorsan o formatı tutturabilirsin. Belli bir süre onun hype'ı varken bir sene, iki sene bu gidebilir. O noktada belki global yapıyorsan daha yüksek paralar da kazanabilirsin. Ama bir şekilde bunun ya izleyici tarafında artık doyumu oluşuyor. Ulaşıyor. Bir şey oluyor. Bir yerden sonra artık genelde bitiyor gibi oluyor. Bazı şeyler için söylüyorum. Raf ömrü çok yüksek olmayan şeyler için söylüyorum. Ama bizim bugün konuşacağımız şeyler tahminen YouTube'un yanına yan bir şeyler koymaktan bahsedeceğiz değil mi bugün aslında? Yani, yani yapan nasıl yapıyor aslında bunu gibi konuşuyorum. Çok güzel örnekleri var aslında. Globalde özellikle. Sen çok izliyorsun bu arada. İzliyorsundan ziyade sen çok YouTube'a bir business olarak bakıyorsun. Yani MrBeast izliyorsun da. Bayağı izliyorum da. Buraya gelirken fark ettim. YouTube dediğim şey tekil bir şey değil. YouTube business'ları da hepsi mesela bu yapıda olmak durumunda değil. Değil. Doğrusu tam olarak yok demeye çalışıyorsun gibi yok, anlıyorum. Yok, doğrusu o anlamında demiyorum. Mesela işte Fatih Ataylı, Nevşin Mengü bunlar gazeteci. Hı hı. Ve YouTube'da gazetecilik yapıyorlar ve bir medya kanalı yaratıyorlar kendilerine. Seninki eğlence kanalı. MrBeast bu işin en tepesi. En fazla izlenen, istikrarlı bir şekilde en fazla izlenen YouTube kanalı MrBeast. İzlenmesi her videoda biraz daha fazla artan hatta diyebileceğimiz bir adam. Time magazine çıkmış. Bir tane aldım. Onu gördüm diye böyle içerilerde. Adamın bahsettiği 2023 ve 2024'te karlı olmayacağına dair bir şeyler söylüyor. Yani ana kalemde tam olarak hala karlı değil. Yatırımla mı yaşıyor ben onu anlamadım tam olarak. Benim bildiğim kendi yarattığı parayla döndürüyor işi. İşte orada da işte şey konusu geliyor. Yani karlılıkla hani nakit akışının farklı olduğu şey. Kendi yarattığı parayla kendini döndürebiliyor mu? Hı hı. Veya işte üzerine biraz belki krediyle döndürüyor. Falan filan. Çikolata döndürüyor. İşine girdi mesela. MrBeast belli ki o zaman biz konuşuyoruz. MrBeast'in modelini bence biraz konuşabiliriz. Tamam ama önce çikolatadan önce bence videoları konuşalım. Tamam. Çünkü videolar başlı başına orası inanılmaz bir derya deniz. Başladığında ilk videoları çok saçma şeyler yapıyor. 1000 kere mi 10 bin kere mi? 100 bin kere falan. Sanırım. 100 bine kadar sayma gibi bir videosu var. İşte odadan çıkmıyor falan. Hatta onun hakkında da dergide bir şey yazıyor. Böyle annesi şey falan diyor. Şeyle daha çok uğraştı. Bunu nasıl editlerim, nasıl hızlıca editlerim ne daha çok uğraştı aslında. Tam tipik MrBeast örneği gibi yani. Böyle nasıl bunu bu sefer yapıyorum ama bir daha yapmak istediğim zaman bunun ne anlama geliyor gibi. Öyle başlayan bir süreçte timeline'da birkaç tane böyle başarısı var. İlk sanırım bir sokakta gördüğü 10 bin dolar veriyor. Dilenciyle bir ya 10 bin dolar veriyor öyle işte. Öyle bir muhabbet var. Hatta hikayesi de şuymuş. 5 bin dolar veriyor sponsoruna. MrBeast diyor ki bunu ikiye katla. 10 bin dolar yap. Ben direkt evsiz birine vereyim. Emin ol daha fazla izlenecek diyor. İkna ediyor bir şekilde. Anlaşıyor. Okeyleşiyor. Sokağın karşı tarafına geçiyor. İlk gördüğü evsize 10 bin doları veriyor. Ve viral oluyor video. Oradan başlıyor ve bunu çok yapmaya başlıyor. Sonrasında bilmiyorum yani diğer viral olan şeyleri çok yani bilmiyorum. Viral önemli olan bence videodan ziyade timeline'da şeyler var yani. Filantrofi gibi bir kanal açıyor işte böyle o da ne demek filantrofi sen Amerika'da okudun biliyorsun değil mi? Türkçesi. Bağış. Bağış işte Afrika'da gidiyor işte kuyular açıyor falan işte farklı bir tarafa gidiyor. Bir noktada burgerci burger konusu var sonra o iyi gitmiyor diyebiliyorum sonra onu kapatıyorlar galiba. Röportajda şunu söylüyor ben keşke olabilse de böyle bir ihtimal çok fazla ürünüm olsa ve her videomda ben kendi ürünümü aslında tanıtsam başka hiç markayla alakalı bir şey yapmaktan ziyade bence müthiş fikir ve zihin. Yani nasıl yapıyor gerçekten bilmiyorum. Ben acayip ona göre bir ekip bence kurmak ve vizyon gerekiyor. Yani yüzlerce çalışanı var. Belki de binlerce bilmiyorum. Stüdyoları kocaman. 5-6 tane dönümlük stüdyolar falan var. Hakikaten büyük bir operasyon ama tabii böyle başlamıyor. İşte o demin bahsettiğin videodan başlayıp yavaş yavaş buralara geldi. Ama ya işte o MrBeast ben biraz o şeyi parçalamak istiyorum şeyini. Çünkü parçala MrBeast'i. bir tane. Parçala beni. Birincisi video işine odaklanıyor ilk başta. Video tarafında hep aynı şeyi söylüyor.
en iyi videoyu yapmak istiyorum diyor. En iyinin tanımı da şu. En uzun süre izlenilen video. Watch time olarak mı söylüyorsun? Aynen, birkaç tane şey diyor. İki tane ana konu var diyor YouTube'da. Bir tanesi tıklayacaklar mı? Hı hı. O da işte thumbnail'lere geliyor. Kapak görsellerine geliyor. Click through dediğimiz rakam. İkincisi de işte %100 olarak düşünürsek videonun sonuna kadar izleyicinin yüzde kaçı kalıyor? Retention deniyor buna. O retention'ı yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki YouTube'un algoritması buna önem veriyor. Hı hı. Ne kadar fazla kişi videonun sonuna kadar kalırsa ve ne kadar fazla kişi tıklarsa o kadar fazla öne çıkarıyor seni. Ya o konuda mesela bizim farklı testlerimiz, denemelerimiz oluyor olmakta. Ya çok iyi bir format varsa mesela click through rate'imiz %13-14'lerde olduğu oluyor ki bence bu çok iyi de bir rakam. Ama watch time, bizim genelde watch time'ımız 13-14 dakika civarında, en üstü için konuşuyorum yani. Hani video, çok iyi bir video 20 dakikaysa 13 dakika izlenir. Ama video 45 dakikaysa da bizde 13 dakika izleniyor ve biz bunu koyduk mesela. Okay. Geçenlerde bizim seninle olan girişimcilik konuşmamız 30 küsür dakikaydı ve galiba ortalama izlenmesi 7-7,5 dakika falan bir şeydi. Okay. Şimdi orada şu devreye giriyor bence. Sen söylemek istediğinde söylüyorsun, videoyu daha kompakt yapmak istemiyorsun. Sen videoyu 15 dakika mı yapacaksın ya da 30 dakika mı yapacaksın? Ama 15 dakika yaparsan da 7 dakika izlenmeyecek. 15 dakika yaparsan da bir şekilde 3 dakika izleniyor. Dolayısıyla MrBeast için önemli olan şey onun %100 completion'ı mı, yoksa işte içindeki insanın kaç dakika kaldığı mı, onu tam bilmiyorum. Ama ben de bilmiyorum. Tahminim de şu. Bence buna çok kafa yoruyor. Bir kere diyor ki zaten hani o ilk retention'ın ilk çöken şeyi zaten ilk başta. Hı hı. İlk 5 saniye, ilk 10 saniye falan. İlk 5 saniye, ilk 3 saniyede %60'a falan iniyor zaten. Bu evet. Genel zaten davranış. Evet. Genel bütün her içerikte bu arada. Ben işte podcast'te de mesela benzer, hı-hı, bir ilk başlarda böyle tık diye düşüyor yani. Bu normal. O yüzden de diyor ki ilk başta işte direkt mesela MrBeast'in videoları yüksek, enerjili, hemen anlatıyor. Bir hook veriyor. Hook'tan kastım da şey, aslında videonun sonuna bir ön izleme veriyor. Bir gönderme yapıyor. Yani kal videoda bak, çünkü sonunda çok enteresan bir sonunda şey olacak. Sonunda bir şey patlayacak bir de tekrar, evet, falan muhabbeti. Mesela şu kadar para işte kazanacak. Şey, 1 dolar versus işte 100 bin dolarlık uçak. Her zaman çok daha ekstremini arayan, her zaman çok daha başka bir uçta yaparak bir şeyleri yapıyor. Süper yani, onun modeli o. Ama benim için ve birçok insan için MrBeast örneği böyle yazılı şey yapacak bir şey değil ya. Bana zor geliyor. Zor zaten. MrBeast'ten bir tane var. Hayır, zor zor derken onu demeye çalışmıyorum yani. Uzun vadeli yine gelecek olmuyor yani bana bir şekilde. Ya 5 sene sonra, 6 sene sonra MrBeast... Sana uymuyor diyelim bu. Ya bana uymuyor belki de, ama diğer taraftan da böyle şey gibi hissetmiyor musun sen? MrBeast 5 sene sonra olmaz demiyorum ama 5 sene sonra abi bu adam ne yapacak? Mars'a mı gidecek yani? Ben mi çok vizyonsuz düşünüyorum yani? Çünkü çok hızlı ya. Tüketmiyor mu da bir şeyleri yani? Böyle insan artık bir yerden sonra atıyorum 1 milyon dolar verse yani bugün okey. Bir sene sonra 10 milyon dolar verecek birilerine okey. Sürekli şeyle rekabet ediyor kendiyle yani. Ben birine 100 milyon dolar vereceğim. Doğru bu sürekli sefer, daha büyük. Evet abi, bence bu böyle müthiş ölçeklenecek bir şey gelmiyor bana yani baktığın zaman. Ya tamam ama zaten o onun karakteri. Ben bunu yapmak o... istemem. Tamam, ben bunu yapmak, aynen, istemem abi. Okay. Onun karakteri o. O obsesif bir karakter. Adam 26 yaşında. Doğru. 19 yaşından beri YouTube'da veya 18, doğru, bilmiyorum artık tam rakam. Belki 16 bile olabilir. Çünkü lisedeydi galiba, hı-hı, bunu yaptığında. Obsesif olmasan zaten bu seviyeye getiremezsin, hı-hı, böyle bir şeyi. Ben çok alakasız bir örnek vereceğim MrBeast'te. İşte Babala TV geçen sene depremde ürettikleri, seçim zamanındaki ürettikleri şeyler. Ya tabii ki başta bir trailer var ama MrBeast gibi daha kompakt bir şey değil. 4 saatlik yayın var ve 4 saatlik yayını insanlar izliyor. Ve dolayısıyla 4 saatlik bir yayını izlediği zaman insanlar bir kere watch time, ben inanılmaz çok merak ediyorum yani, eminim ki 10 dakika değildir onun watch time'ı. Belki ortalaması kaçtır? 35 dakika filandır belki. Çok acayip bir şey. Completion oluyor mu? Birçok insan %100 complete etmiyordur diye düşünüyorum. Yok. 4 saati. Ama ne fark eder? Gelir olarak baktığın zaman AdSense gelir olarak 12 dakikalık bir şey versus 40 dakikalık çok daha farklı bir durumda. Dolayısıyla çok ekstremleri arıyor mu o taraf? O tarafta da bence ekstrem nedir? O kadar böyle yani patlama kaçma olmuyor ama tabii ki daha siyasi, politik figür olduğu zaman daha böyle nispeten her gün konuşmanın şeyleri konuşuyorsun. Ama arayış olarak öyle bir arayış yok mesela. Gün sonunda bu habercilik. İşte dedim ya, tek şey, bir YouTube yok diye. Evet. Ben şuna böyle biraz aydım. IP dediğimiz intellectual property karakterleri aslında hep bana böyle söylüyorlar işte, bir karakter yapsan, bilmem ne yapsan falan diye. Bir şekilde karakter yaptığın zaman ya da Kukuli diye bir karakter var çizgi dünyasında yani. Coco Melon'u biliyorum. İşte Coco Melon mesela. Yani Kukuli de Türk bir versiyonu. Ha, okay, hani, tamam. Ben mesela karakter yapmakla çok uğraşmadım bizim çocuk kanallarında ve hepsi, bizim her şarkımız birbirinden ayrı. Hı-hı. Ama
bu kadar zaman boyunca ben bir karakter yapmak tabii ki bu arada daha çok uğraş, daha başka bir hikaye, daha yani tek başına şarkılardan başka bir şey, başka bir... O başka bir şeye dönüşüyor. Mesela şuna dönüşüyor. Her karakter de tutmayacak. O yüzden denemen gerekiyor. Doğru. Film stüdyoları sürekli film üretiyor. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor, bazıları inanılmaz tutuyor. Biraz aslında o şeye dönüyor. Mesela işte Angry Bird diye bir oyun vardı hatırlarsan. Rovio. Aynen. Rovio neydi? Rovio Games. Games evet. Mesela o işte hep şey diyorlar ya, Angry Bird Rovio Games'in 53. oyunu falan evet. diye. Bu da ne demek? 52 tane yapmışlar. Bazıları hiç tutmamış, bazıları az tutmuş, bazıları fena tutmamış ama hiçbiri patlamamış. 53.sünde Angry Bird patlamış. Bu da şu demek oluyor ama yani 53 tane oyun dayanacak kadar girişimcinin nefesi vardı. Nakit. Nefesten bahsediyorsun yoksa iradeden mi bahsediyorsun? Yani İkisi hem, de büyük ihtimalle hem irade hem de gerçekten günlük nakit. Hayatın şeyinde bunu düşünsene mesela bir oyun olmadı tamam abi. 10. oyun da olmadı. Olmadı ne demek bu arada? Belki olmuştur para patlamadı kazanmışlardır işte. Ama ha, patlamamıştır ama belki de kar ettirmiştir şirketi. Bilmiyoruz ya onu yani. Hani 50. oyunu masrafları işte bazıları masrafları çıkarır. Evet. Bazıları 3 masraf oyun masrafı çıkarır. Abi 30. oyun, 40. oyun, 45 olmuş artık abi biz acaba hani olmuyor mu acaba bir şeyler diye de insan düşünüyordur ya. Düşünsene kendini yani. Sorgula. Abi ben hani şu formatta senle 45 tane video çeksek hepsi belli bir bandın altına kalsa artık bir yerden sonra biz yani şey deriz yani biz bunu ne için yapıyoruz? Ha bir şeyleri belki patlatmak için yapmıyoruz. İnsanlara bir şey öğretmek için yapıyoruz. O zaman zaten böyle ciddi bir kaygımız olmaz. Ama bunu gerçekten böyle pure business için yaptığın noktada 45'ten sonra ben şey olur mu yani? Bu arada çok benzer bir örnek Kral Şakir mesela Türkiye'deki çok evet. büyük ve güzel bir örnek Oral Yaşaroğlu. Eski Grafi 2000'lerde zaten tanıdığımız bir figürdü bu arada. Hatırlar mısın, izler misin? O zamanlarda bilmiyorum. Bayağı bizim zamanımızda videoları vardı. Noel Dayı falan vardı. Hatırlıyorum. Çok iyi karakterler, çok lokal karakterler yaptılar. Ve Cartoon Network'le de işbirliği yaptıkları için televizyonda da bayağı bir televizyon reach'iyle beraber, YouTube'la beraber ikisi beraber iki taraftan bence büyüyen bir şey oldu. Ve böyle ben nereye gitsem Kral Şakir'in merchandise'ını etrafta görüyorum. Ben çok başarılı buluyorum. Hatta YouTube'da mesela Varol abinin konuşmasına ya ben de bir YouTube Shorts hakkında konuşmuştum. Benden sonra o konuşmuştu karakter yaratmak diye. Hatta sonrasında konuşmuştum. Şeyi fark ettim orada tekrar yani. Abi karakter yaratmak dediğin hikaye yani bir kere bir know-how var. Ama know-how bile insanları toplayabilirsin. Ama adamların tek işi gerçekten bu. Yine bir odak konusu devreye giriyor. Adamlar işte onu yaparken yan Tabii. tarafta bir şey daha yapmıyorlar. O karakteri, hikayesini, storyleri yaparken tek dertlerinin bu olduğunu düşünüyorum. Aynı şey bence onlarda da var bu arada. Yani onların da ilk karakteri bu değil. Eminim ki çok üretmiştir, farklı şeyler Eminim denemiştir. Ki. Ama şu an keyfi yerinde gibi duruyor hayatta. Yani o Kral Şakir tayfasının. Orası işte ölçeklenmeye başlamış evet. bir şey. Hani zenginlik nedir belki geri gelirsek. Hani bir şeyi daha ölçekli bir şekilde büyütebildiğin dünyada şahsi olarak hem de hani bir şirkete bir değer yaratmış olursun. Peki yani buna ters bir argüman olarak konuşuyorum. Ünlülüğün ve karakterlerin aslında bir timeline'ı var gibi. Ya Mickey Mouse bilmiyorum bir şekilde hep popüler oldu ama bazı çizgi diziler var ki yolda kayboldu yani. Aklına abi ben ya var ben çocukken He-Man diye bir şey vardı. Benim aklıma da o geldi. Tamam He-Man belki ama şey bilmiyoruz ki orada He-Man'in arkasındaki stüdyo belki üzerine yatırım yapmadı. Pokemon hala var mesela bir yerlerde bir şekilde. Pokemon var. Pokemon mesela bir ara düştü sonra tekrar oyunuyla geldi. Tekrardan evet. canlandı. Yani şey demeye çalışıyorum. Kral Şakir hayatımızda ve seviyoruz şu anda okey. Ama onun bir hayatı ne bileyim bir 10 sene sonra olacak mı? Onların tamamen şeyle alakalı diyorsun. Nasıl yönetecekleriyle alakalı evet. diyorsun. Her şeyi yönetemezsin. Belki her markanın bir ömrü vardır. Mickey Mouse dedim mesela. Mickey Mouse çok güzel bir örnek. 1940'larda falan vardı Mickey Mouse benim bildiğim. Doğrudur. Yani hatta yani. İkinci Dünya Savaşı zamanında yapılmış propaganda çizgi filmleri var. Donald Duck sabah kalkıyor yanlışlıkla Almanya'da uyanmış. Yani bu yani kaç senedir var bak düşünsene yani. Var ve hala da devam ediyor. Ve hala devam ediyor. Hala da ama Donald Duck şey. Mesela hayatımızda var mı? Donald Duck'ı ben hiç çok az görüyorum bir yerlerde. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim arkadaşımın kızı Mickey Mouse şeyleri giyiyor. Tamam Donald Duck var giyiyor. Mı? Yani daha az vardır ama o da mesela Marvel Universe var ya. Hı-hı. O da bir universe. Yani hani Donald Duck'ı, Mickey Mouse'u bunların hepsi aynı universe içerisinde farklı karakterler. Yani Marvel Universe'de Spider-Man ve Iron Man en belki popüler karakterler. Ama onun içinde işte Loki de var, Thor da var. Doğru. Biz YouTube'da nasıl zengin olunur konuşuyorduk ama aslında. YouTube hala, ama içerik değil mi? YouTube içerik. Tamam. İçerik işinin farklı para kazanma modellerini, iş modellerini konuşuyoruz şu anda. O zaman ne YouTube diyoruz abi? Dijital medya diyelim. Diyebilirsin ama Instagram'da var. Diyebilirsin ama şu anda var. YouTube en büyük ekosistem, en büyük ekonomiye sahip olan Doğru. şey. Yani TikTok'tan aynı view'lara para kazanamıyorsun benim bildiğim Hı-hı. kadarıyla. Peki şeyden de büyük. Çok pardon sözünü kestim. Estağfurullah. Bence filmlerden falan da daha büyük olacak bir noktada. Hani televizyonla kıyaslayalım mesela. Mr. Beast, Super Bowl reklamları vardır ya. Evet. Amerika'daki Amerikan evet. futbolunun final maçı, şampiyonluk maçı. Amerika'da en fazla izlenen televizyon programı, televizyon Hı-hı. şovu. Oranın reklamları saniyesi 1 milyon dolar mı ne? Hı-hı. Yani acayip büyük şeyler ve
toplamda sallıyorum diyelim ki 70 milyon kişi izliyor. MrBeast diyor ki benim videolarım zaten 100 milyon plus, yani 100 milyona fazla izleniyor. Hmm. Ben niye böyle bir şeye 30 saniyelik bir şey için uğraşayım diyor. Kendisi de reklam verdi ama denemek için ve şey yapmak için, görmek için, ama şunu demek istiyorum. YouTube televizyondan ve sinemadan daha fazla büyük, bir kitleye hitap ediyor. Evet, daha büyük olabilecek bir ekosistem. Çünkü peki, her telefonda var. Peki bir girişimcilik burada konuştuğumuz için bir girişimci olarak MrBeast'in de ekosistemini şu an konuşuyoruz. Bu adam bugün Allah uzun ömür versin. Yarın bir şey oldu, vefat etti. Tamam. Tamam mı? Vs. atıyorum Warner Bros'un CEO'su ya da yönetim kurulundan biri vefat etti. İkisi arasında şirketlerde inanılmaz büyük bir fark aslında ortaya doğru çıkıyor. Dolayısıyla MrBeast'teki modelinde belki de benim çok da sevmediğim şeylerden bir tanesi, kendini ön plana koyarak ve kendi suratıyla dünyaları yaratıyor, dünyalar yapıyor ama bir şekilde o çekimde olmak zorunda. Ha, tabii ki bence 70 milyon izlenmesinin nedeni de bir taraftan o sevildiği için bu kadar izleniyor. Yani o olduğu için zaten izleniyor. Başka bir çocuğu çıkarsa, Carlo oraya çıkarsa mesela iki formatta, nerede MrBeast? Tahminen bütün yorumlar sadece nerede MrBeast evet olacaktı ve 70 milyon olmayacaktı oradaki izlenme. Ama diğer taraftan da her dakika kamera önünde olmak istediğini düşünmüyorum. Aynı işi yapıyoruz. Ben 10 senedir kamera önündeyim. Yani hep her zaman aynı enerjide olmak zorunda değil. Zoraki yaptığı şeyler olma ihtimali yok. Yani ya da bir ben bir kafamı dinlemek istiyorum. Bir ay, bir sene gitmek istiyorum bir yerlerden diyememe özgürlüğü. Burada bir sıkıntı var bence. Zengin mi abi? Zenginleşiyor. Ama diğer taraftan da kendine bağımlı bir şey mi yarattı? Evet. Evet. Ama Kral Şakir örneğinde mesela bence bu model bana daha uygun, çünkü tamam Varol abi kurmuş etmiş, eminim çok stratejik şeylere de karar veriyordur ama bir şekilde bir yerden sonra işte aynısı olmasa da işte performansı %10 düşer ama belki %20, %30 düşer. İzleyici bunu tam anlamayabilir. İyi bir storyboardcu, iyi bilmem ne. Bir şekilde hayat daha başka devam edebilir. Şimdi orada, devredebilirsin yani bir şeyleri. Orada birkaç şey söyleyeyim. Bir tanesi yani Warner Bros dedin. Warner Brothers kaç senelik şirket? Bu kaç senelik şirket? Doğru. Aynı şeyi belki şey için de söyleyebilirsin. Her ne kadar kamera önü bir karakter olmasa da işte Walt Disney mesela. Walt Disney öldüğünde Disney'e ne olacak gibi bir şey, eminim ki bu konuşulmuştur. Bence hani şu an tabii onun için erken, daha 26-27 yaşında. Eminim ki o da bu konuyu düşünüyordur. Yani bana bir şey olsa, bir hasta, bir şey bile olsa ya, hani çok ağır bir grip geçirdi. 2 hafta yatması gerekiyor. O 2 hafta boyunca eminim ki zaten arkada hani vardı, videosu işte vardı da diyelim ki yok. Ne olacak o 2 hafta boyunca? Eminim o da düşünüyordur. Bu arada ben alakasız örnek olacak ama bazı şu an işte AI tool'larıyla işte 3D üretim yaptığımız için falan bayağı ilgileniyoruz. Görmüşsündür, sen de bakmışsın belki. Abi bazı tool'lar var. Kendi videonu koyuyorsun birkaç dakika ve sonra script veriyorsun. Bir script yazıyorsun ve sonra kendi suratını görüyorsun ki otomatik etmiş ve şey yapıyor aslında. Yani biz tahminen şu teknoloji şu an fena değil ama 6 ay sonra daha farklı olacak. Yani o grip anında MrBeast'in aslında bir avatarını görüyor olma ihtimalimiz de müthiş olacak aslında. Belki iş buraya dönecek. Bence o tercih ettiği için yapmıyor bu arada. Tercih ettiği için bence hala kamera önünde. Turuncu mavili çocuk karakteri. Lippy. Hı hı. Mesela. Hey Lippy. Evet. İnanılmaz doğru. Çok acayip bir örnek verdin şu an. Çok doğru bir örnek bu. Çünkü o da bir karakter. Ama evet, bir karakter okey. Ama bir insan. Bunun yaratıcısı Lippy karakterini yaratan insan ve bütün el hareketleriyle, tonlamalarıyla, konuşmasıyla bilmem ne, çok böyle spesifik bir karakter. Bebekler yani için karakter ve farklı farklı işte Luna Park'lara gidiyor bilmem ne yapıyor ve böyle eğitici de bir taraftaydı. Eğitici, eğlenceli. Sonra Cocomelon'un şu an sahip olduğu Moonbug şirketi satın aldı. Daha sonrasında da çok zaten kendine has bir şapkası ve tulum vardı. Onu replicate eden karakterler getirdiler. Yine gözlükle ve şeyle. Aslında bir yerden sonra belki de anlamıyor. Çocuk belki anlamıyordur bile onun o olmadığını. Bence yani anlamıyor. Mesela benim oğlum anlamıyor mu? Yani bu başka insan demedi. Bu da aktör değişmiş falan demedi tabii ki ya de. Ama yani o zaten bence çok özellikle baştan çok şey kendine has. Ama mesela şey yaptılar orada. Birebir aynı hareketler, tonlamalar, Blippi V2 veya başka değildi bir isim koymadılar. Yine Blippi dediler ona. Aynı karakter, aynı kıyafet. 3D'sini yaptılar bu arada. 3D karakterini 3D'de yaptılar. Aynen. Marka bir şey tuttu ve onu genişletiyoruz şu anda. İşte animasyonuyla, farklı karakteriyle. Bir tane kadın karakter koydular Blippi'nin yanına. Biliyorum. Siyahi hani, bir hanımefendi var evet, değil mi? Mika mı ne? Mika ismi galiba. Onunla genişletiyorlar şeyini. Yine hala amiral gemi Blippi ama genişletiyor orada. Sadece olay YouTube'dan AdSense'le para kazanmak değil. Böyle iş dönmüyor. Sadece dönmüyor. AdSense'den. Dönmüyor bu arada. Sonraki adım ne oluyor? Sponsorluklar oluyor. Bu arada sponsorluk da bence çok zor. Zor. Bence Türkiye'de özellikle zor. Türkiye'de zor. Bence her yerde zor olabilir ama ya her yerde zordur da yani şeyde hani şöyle bir avantajı var. Amerika veya İngilizce kontentin, içeriğin tüm dünyaya hitap edebiliyorsun ya. Hı-hı. Çok daha fazla kişiye hitap edebiliyorsun. O yüzden daha fazla hani sana reklam verebilecek İhtimal. Alternatif var. Aynen. Burada tabii aynı şeyden dolayı markalar daha değerli oluyor.
Doğru. Çünkü alternatifin senin daha az. Bir de markalarla kendin konuşmuyorsun. Bir de onların ajansları var. Onların ajansları zaten yani böyle markadan daha kralcı oluyorlar genellikle. Bazı ajanslarla çalışırken. Hepsi de değil, çok düzgün ajanslar. İşini çok düzgün yapanlar var ama bence zor zaten o taraflar. Bir de böyle markalar genellikle böyle kendi kampanyasını kendi duyurmak istediği zaman da sana gelip o kampanyayı içeriye entegre etmeye çalışıyor. Aslında olması Doğru. gereken şey biraz da senin içeriğin var. İçeriği yani ikisini yaklaştırmak yani herkes bir adım atsın konusunda. Orada o adım atma konusunda çok markalar şey değil. Ben mesela markalarla çalışıyorum ama çok da çalışmıyorum. Çalışmam gereken kadar çünkü zorlanıyorum. Mesela yani, ya bence orada bir uyum meselesi var ya. Bence markayla içerik ya kanalın doğru. arasında bir uyum da olması gerekiyor. Herkes her şeyi entegre edemez. Yani orada bir mantıklı bir şey olması lazım. Buradan mesela Türk bir kanala gönderme yapayım ne oluyor ya? Onların yaptıkları entegrasyonlar bence çok komik de oluyor bazen. Bayağı onun arkasına böyle senaryo falan yazıyorlar. Hı hı. Bazen o geçişleri çok pürüzsüz ve aslında muhabbet etmeye devam ediyorlar orasında. Yani sadece reklamı vermeden bu arada geyiğini de yapmaya devam ediyorlar. Ben seviyorum. Yani Şeyma çok daha fazla izliyor. Ben de yani mesleki olarak bakıyorum. Bence ne oluyor ya gibi izlendiği noktada elin daha da kuvvetli oluyor. Tabii, ben de onu daha çok hatırlıyorum. Yani şimdi mesela Oha Diyorum'un daha böyle çok fazla izlendiği zamanlarda hani abi bu var biz bunu yaparız. Var mısın yok musun daha çok söyleyebiliyorsun. Ama Hı-hı. izlenmen daha başka bir yerdeyken... Tamam nasıl yapalım abi gibi. Tabii ki öyle bir şey var ya. Elinde kadar kuvvet... Yani evet. Normal. Sizin yaptığınız çok güzel bir şey vardı Nescafe ile. GTA. O bayağı da izlenmişti. Oha Diyorum'un en çok izlenen videosu oldu bu arada. Ve bir yani reklam Ve bir reklam videosu aynen. Hani bence de yani Nescafe zamanında... herhalde oradan bayağı bir şey marka değeri bence almıştır yani. Bence yapmıştır diye düşünüyorum siz, yani. Siz de tabii bir şey kazandınız yani. O sanki Nescafe şey olmuş gibi değil de. Bilsek bence daha çok... güzel bir bence herkes daha uyumlu. Çok kazanabilirdi. Yani bunun bu kadar şey olacağını bilsek seneler yani, boyunca. Okey ama hani şey olarak baktığında iki taraf içinde çok güzel uyumu olan bir içerik ve entegrasyon ikilisi doğru, yani. Doğru. Sponsorluk da bir şey kalemi, gelir kalemi. Ama hani dün sana yolladığım bir tane görsel vardı. Mr. Beast'in çok doluyum bu konu hakkında. Sponsorluk tamam, konusunda biraz Mr. Beast'in gelir dağılımının evet. %33'ü AdSense, %27'si sponsorluk veya tam tersi. Yani toplamda %60'ı reklam. Geri kalan şeyleri işte çikolata, işte merchandise, burger, osu, merchandise osu falan. Aynen show mu falan ya yapıyorsa. Ya ben ya keşke olabilse de onu böyle çok 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 aza indirmeyi çok isterdim. Ne? Reklam gelirlerini, sponsorlu gelirlerini açıkçası. Markalarla çalıştığım şeyleri. Hayatta başka gelir kalemleri olsaydı da onlar daha az olsun tercih ederdim açıkçası. Ya tabii çünkü içeriğin samimiyetini azaltan abi, bir şey. Birçok şey var. Birincisi bir kere zaten bu bir iş. Birinin bunu kovalaması gerekiyor. Doğru. Reklam satış dediğim bizde öyle biri yok. Yoksa bir ajansla çalışman gerekiyor. O da yani şey bence. Markayla uğraşmak diye bir şey var. Her marka vizyonlu değil. Vizyonlu çok markalar var. Yani benim çalıştığım bazı markalar var ki Melih sen zaten sana güveniyoruz ne yapıyorsan yap diyorlar ama bunun çok fazla örneği de yok. O yüzden beni çok böyle sıkan bir konu. Sevdiğim bir konu değil yani böyle işin bence şey kısmı yani. Şu an sene 2024'ken de bence şu an şartlar da çok sıkıştırıyor diyorsun. Zaten yani. Ya bir de Allah korusun yani çok sıkıntılı şeyler de oluyor Türkiye'de kimi zaman. Yani böyle afetler onlar bunlar ve yani haklı olarak yani markalar, reklam verenler birdenbire çekiliyorlar. Bütçeyi kesiyor. Tamam da abi burada da bir şirket var. Bir şekilde bunun dönmesi de gerekiyor. Ona bağımlısın diğer taraftan i̇şte da. Bağımlı. O yüzden belli bir oranı olması lazım. Abi neler lazım. Neler oluyor. Ben sana söyleyeyim. Markalar ne bileyim bir tane seni event'e çağırıyor adamlar. Ondan sonra gidince şey diyorsun. Ya işte bir tane story atar mısınız falan. Böyle hani beleşe bir şeyleri kapatmaya çalışan markalar var ki bunlar bazıları büyük markalar diyorsun ki ulan benim story meme kaldın. Hani ben bu konuda çok doluyum. Bugün yapıyor olsam sıfırdan bir şeyleri daha niş taraflarda takılıp daha niş tarafta bilinip onların reklamlarını yapmak bana da yani mantıklı geliyor. Daha genel şeyden ziyade. Şunu fark ettim. Böyle global örnekleri falan baktığımda genelde şöyle oluyor. Mesela bir kanal bir markayla eşleşmeye başlıyor. Yani orada daha uzun vadeli bir ilişki oluyor. Çünkü senin şeyinden düşünüyordum bunu. Yani bir tane story'ine mi kaldın diyorsun. Evet doğru. Çünkü o biraz hani şeye dönüyor. Para çokomele dönüyor yani. Tabii, hani tabii. Bir alışverişe dönüyor. Öyle olduğu zaman çok mantıklı değil. Yani bunun değeri ne kadar bir story bilmem ne falan filan. Çok mantıklı olmuyor. Ama sen uzun süreli bir bu kanalla bu marka çok uyuyor birbirine. Uzun süreli bunu devam ettirelim. Mesela şunun gibi bir şey diyorsun değil mi? Biz Oha Diyorum'da şans siparişi diye bir formatımız var. Okay. Bir tane yemek platformundan gözlerimiz kapalı yemek sipariş veriyoruz. Normalde hmm. beklediğin şey senin aslında biz o yemek platformuyla daha uzun vadeli bir işbirliği yapmamız gibi değil mi? Evet. Ama Türkiye'deki markalarla biz konuştuğumuz zaman en azından bir tanesiyle yani en bilineniyle bize şey demişlerdi zamanında. Zaten yapıyorsunuz reklamı ne gerek var? Ya şimdi sen böyle bir zihniyetle uzun vadeli işbirliği yapabilir misin? Bu sen sene kaçtı? 2021. Daha rakipleri çok kuvvetli değildi. Değildi doğru. Okay. Değildi. Yani işte o biraz... Yani mor olanları daha çıkmamıştı o zaman piyasaya.
Ama yani evet, böyle bir şey var. Okay, çünkü Dude Perfect mesela Nerf ile işbirliği yapıyor çünkü çok uygun değil mi? Evet. Adam zaten Nerf'ü gösterecekti. Zaten onunla alakalı content yapıyordu. Dediler ki abi sen şu Nerf'leri al. Bir de bunlar bir tane, hatta ürün çıkarttılar beraber ürün galiba. Ürün çıkarttılar. Birlikte ürün satıyorlar. Yani. Ve Dude Perfect izleyen kitle direkt Nerf'ün kullanıcısı. Çok güzel bir uyum var orada. Burada başka oyuncular da var tabii Dude Perfect'te. Mesela şey MrBeast Shopify ile bayağı çalışıyor. Orada başka bir şey olabilir yani. Orada marka uyumu çok yok bence oradan. Hı-hı. Şey izleyen kitle olarak. Ama Reach anlamında gerçekten uygun. Colin and Samir bizim izlediğimiz, hı-hı, bir daha çok hani YouTube'un business tarafını anlatan içerik üreticiliğinin. Onlar ne yapıyor? Ne Samsung'la. Samsung. Samsung'la yakın ilişkileri, hı-hı, var. Böyle bence şeyler var. Yani bir marka bir şey birbirini sevdiği zaman, güzel bir uyum olduğu zaman uzun süreli çalışıyor. Bence o kovalanmalı. Yani markalar böyle birbirine uyan kafalar ve kitlelerin uyduğu bir denge bulunduğu zaman aslında çok güzel şey oluyor. Belki kar daha düşük oluyordur. Kardan, hı-hı, kastım da şu. Yani bir videodan belki alacağın para daha düşük olabilir. Ama uzun vadeli daha ama uzun şey vadeli yani. Olduğu için sen diyorsun ki ben bir senelik en azından sponsorluk gelirimi kapattım diyorsun. Doğru. Mesela. Daha az video başına belki daha az alıyorum. Ama ben biliyorum ki buradan bu kadar para gelecek. Her ay böyle bir ödemesi olacak. Ben bunu yatırım yapabilirim şirketime. Daha iyi içerikler çıkarabilirim gibi gibi. Yani zengin olmak dediğin nasıl zengin olur? Aslında biraz gönül zenginliğine katarsan yapmak istediğin işi uzun süre boyunca yapmaksa eğer zenginlik. Hani ve herkesi kazandıran bir şekilde. Ve herkese kazandıran bir şeyse o zaman yani şu oluyor bence. Gerçekten üretmek istediğin şeyi üretiyor olman gerekiyor. Yani ne bileyim ben işte OHDM'deki bazı formatları izleyici için üretiyorum. Ama gerçekten kendi istediğim şekilde bunları ne bileyim ya, hayatta sadece tek kendi istediğim şeyi yapıyor olsaydım belki işte daha çok çizim yapacaktım. Daha çok bir enstrüman çalacaktım. Bir ne yapacaktım ve belki bunları daha çok kendi içimden gösterdiğim için Apple'la daha çok işbirliği yapacaktım belki. Çünkü sürekli iPad'i gösteriyor olacaktım ve benim de aklıma Faber-Castell geldi. Faber-Castell neyse yani onun ne olduğu ama hayatımın içinde ve merkezinde her gün yaptığım şey o olacaktı belki. Çok büyük olacak mıydı? Çok büyük olmayacaktı. Ama orada öyle belki bir şey olabilirdi. Ya burada bilmiyorum. Seninle mesela bu sizin kanal içinde konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Yani siz yemek içerikleri çok üreten bir ekipsiniz. Evet. Burada hatta şey de yaptınız, bir döner günü de yaptınız. Hı hı. Bayağı restoran yaptınız, pop-up restoran yaptınız. Farklı şeylerde değerlendirdik o da seninle yani konuştuk falan. Ya bence yemekle alakalı bir şey mesela, şimdi gaza getireyim burada ekibi de. Bir restoran için demiyorum tabii ki de ama hani yemekle alakalı bir şey neden olmasın? Ya bu arada yapıyorlar. Görmüşsündür başladılar YouTuber'larla böyle bir hamburger kapışması gibi bir şey başladılar son dönemde. Hı hı. Ben de zamanda görüşmüştüm onlarla. Ben hani şey noktasındaydım. Ya hamburger mi abi? Yani hamburger çok tüketilen bir şey ama ben zaten kendimi hani hem bu içerikleri yapmakla alakalı, obeziteyle alakalı zaten kendimi kötü hissediyorum. Hamburger reklamı da yaptım bugüne kadar yani. Ama hani kendi hamburgercim olsun mu noktasında ben emin değilim yani artık. Kim ne yapıyorsa yapsın bu arada bol kazançlar. Ama ben hamburgercim olsun galiba istemiyorum ya. Hani salatacım olsun mu? Yani biraz daha artık bir hani şu faydasızlığın içerisinde gram biraz daha faydalı olmak gibi bir şeyim var. Tamam ama o zaman onun içeriğinin de öyle olması lazım. Evet içeriği de yani değiştirmek gerekiyor. Yani burada 30 tane köfte yedikten sonra ondan sonra avokado şeyi yapamazsın. Haklısın. Pazarlaması yapamazsın yani. İşte artık 30 köfte yemiyoruz zaten. Yemiyoruz çünkü. Ama doktor evet, izin vermiyor. Ya. Doktor izin vermiyor. Evet izin vermiyor. Bilmiyorum dediklerini anlıyorum. Yani ya, bir uyuması lazım birbirine. Abi yani ya belki de ben bazı şeyleri çok bireysel olarak düşünüyorum. Yani gözünü kapat. İş olarak bunu yapıyorsun. Tamam bir de hamburgerci olsun. Bunda kötü bir şey yok. Hani hamburgerci sonuçta tabii ki de şey yok. Yapmıyor. Hayır tamam hayır ben bunu promote etmek istemiyorum falan diyorum. Belki benim zihnen böyle olduğunu değiştirmem lazım. Ne yapıyorsam satayım devam lazım belki bilmiyorum. Bence uyumu olması lazım. Ne içerik üretiyorsan. Şu an hamburgerci olmamız inanılmaz uyumlu şeyle beraber yani formatla. Tamam. Benim zihnimle uyumlu değil şu an sadece. Sen ben bunu istiyorsan yapmak istemiyorum hayatta. Tamam ama yani tamam ben okey zengin sen olmak. Sen bir şirketsin. Ben o zaman şunu şey yapmak istiyorum. Tamam zengin olmak istiyoruz tamam mı şirket olarak. Ama diğer taraftan da bütün değerlerimiz tam yerinde olsun istiyoruz. Biz o zaman bundan sonra gözü kapalı yemek siparişi belli ki yapmıyoruz. Belli formatlarımızı. Çünkü sağlıksız yemek gelebilir. Biz bunu promote etmek istemiyoruz. Biz bundan sonra o zaman yani işte avokado ve yeşillikle alakalı eğlenceli şeyler mi bulacağız bundan sonra daha yani. Eğlenceli şeyler mi olması lazım onu bilmiyorum ama yani hani eğlence kanlıysan ne kadar değişebilirsin? Ama orada yani ona uydurmaya çalışıyorsun şu anda. Hani bence onunla uyacak şey sen bir salata shop açacaksan, hı hı, onun karşılığı içerik benim kafamda şöyle oluyor. Sağlıklı beslenen, işte sürekli spora giden ve bununla ilgili işte nasıl daha iyi beslenebilirsin? Bakın işte şu besin değerleri böyle olan şeyler buldum bilmem ne falan diye paylaşan koşusunun
vlogunu çeken ve işte koşmanın her gün koşmanın dizlere olan etkisini konuşan bir kanal olur. Yani hani o da mes olmaz zaten. Mes olmaz ama değerli bir iş. Daha değerli bir şey olur. Şimdi, 100 bin, 200 bin izlenmez ama 5-10 bin izlenir ama belki o 5-10 binle işte daha farklı bir kitle şey yapacağın için Nike ve işte bilmem ne vitaminler senle şey yapabilir falan ve o zaman daha zengin olmuyorum şu ankinden. Ben şimdiden daha zengin olurum çünkü en azından her sabah koşarım. Yani en azından kendim yani zenginliği artık şeyle yani sadece maddi değil. Bence daha fazla para kazanabilirsin de bu arada. Bence de. Çünkü şu anda sen daha çok işte AdSense ve sponsorluk. AdSense özellikle sponsorluk şu an. Tamam AdSense'e bağlıyken diğerinde AdSense daha az olacak. Evet. Kesinlikle. Çünkü daha az izlenecek. Ama diğer taraftan işte marka işbirliği, sponsorluklar artı belki günün sonunda bir tane de şey olacak. Ne bileyim salata baron olacak. Salata baron olacak. Sen bir işte sağlıklı içecek çıkaracaksın. Ya da işte koşu kulübüm olacak. Ona subscription'dan bir şey kazanacağım. Hep beraber hadi her şehirde koşuyoruz falan diyeceğim atıyorum. Benim izlediğim bir tane sana da bazen yolluyorum. Sailing La Vagabond diye bir. Buyurun. Sailing La Vagabond. Aha. Bir tane şey tekne de yaşayan bir aile. Katamaranları var ve hani zaman içerisinde işte katamaranlar oldu. Daha küçük bir şeyle başladılar falan filan. Hep sadece orada mı yaşıyorlar? Orada yaşıyorlar. Ulan klostrofobi geldi bana bir anda. İki çocuk. Daha çok geldi. Evet. Bana da geliyorlar yani şey yaparken ama kendimi taşa bağlayıp böyle bir noktada aşağı doğru. Katamaranı büyütüyorlar ama tabii ki de bir ev değil yani günün çocuklar sonunda. Çocuklar da büyüyor orada. Ama mesela reklamlar yani yeşil bir içecek bilmiyorum da yani bunu iç toksinleri at içinden falan filan gibi. Çünkü onlar mesela çok sağlıklı besleniyor. Et doğru düzgün yemiyorlar. Spor yapıyorlar sürekli. Falan böyle sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir hayat tarzları var ve içerikleri de onu yansıtıyor. Bunda zorlanmıyorlardı tahminen. Çünkü hayatlarında satmakta. Zaten yaşamakta daha doğrusu. Çünkü öyleler zaten. Bu içeriği üretmekte zorlanmıyor zaten psikolojik hayır, olarak. Çünkü hayatının bir parçası aynen. Zaten. Tam olarak bundan bahsediyorum. Evet yani onunla uyum olması lazım ki işte evet sen de sürekli 30 köfte yiyerek. O zaman bu noktadayız şu an. Yani asıl zenginlik yapmak istediğin işi yapmak istediğin, üretmek istediğin şeyi üretip onunla bir yere gelebilirsen zenginsin. Yani MrBeast zaten bunu yapmak istiyordu ve bunu yaptı zengin. Ben MrBeast'in işini yapsam baba ben zengin değilim. Ya da ben katamarana gitsem şu an şu halimle kendimi zengin hissetmem. Yani o demek değil. Yani kendine uyan şeyi yapıyorsan ve bunu tutturabiliyorsan ve izletebiliyorsan para da geliyorsan zenginsin. Bence şey, seninle de konuştuğumuz bu akış olayı var. Akması lazım. Yani işte İngilizce'de flow dedikleri şey. O akıyorsa yani sen zorlanmadan o içeriği üretebiliyorsan. Bu zorlanmadan kastım bu arada şey değil. Yarın işe gitmek istemiyorum gibi günler hiçbir zaman olmayacak diye bir şey yok. Yani her zaman o zorluk var ama en azından okey sevdiğim tarzda içerikler üretiyorum. Bana uyan, beni besleyen, beni geliştiren eğer o senin ilgini çekiyorsa. Hayatınla paralel giden içerik şeyi varsa, üretimi varsa ve bunun sonunda da para kazandırabilen bir iş modeli fırsatı ve iş fırsatı varsa, potansiyeli varsa bence zenginlik o. Bu çünkü uzun vadeli olacak diye zenginlik. Yani çünkü sen mutlusun. Bunu ömür boyunca yapmaya da okeysin zaten. Ben şu an bugün yaptıklarımı ömür boyunca yapmaya okey değilim mesela. O yüzden de bir noktada bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Şu an zaten o noktadayım. O yüzden kendimi çok zengin hissetmiyorum ama zaten her şey çok istediğim gibi gidiyor olsaydı ve her şey yani zaten yoluna girseydi kendimi daha zengin hissederdim belki. De, sürdürülebilir bir şekilde yapmak ve tabii ama şey de lazım. Yani böyle çok küçük olacak bir şey de olmaz. Yani belli bir büyüklüğe gitmesi gerekiyor. Tabii. Seni tatmin ediyor olması lazım. Yani hem finans olarak hem de işte ekibi de ve şeyi de tatmin edecek bir boyutta da ulaşması lazım. Yani evet. Her içerikten de olmaz yani. Bir de şu var. Buna girmeden konuştuk. Hayattaki mutluluğumuz, beklentilerimiz eksi gerçekleşenler. Dolayısıyla aslında biraz da çok olmasa da beklentilerimizi aşağı indirdiğimiz zaman mutluluğumuz da aslında artıyor değil mi? Doğru. Yani bu ama ne kadar işte doğru beklentileri aşağı indirmek hayat bir kere bir kere gelmişken o da başka bir konu ama beklentiyi aşağı indir demiyor o denklem sana şunu diyor yani sen şu anda olduğunla olmak istediğin arasında bir fark veya fark büyüdüğü zaman senin mutsuzluğun artıyor. Tamam. Sen bu gerçekliğini artırabilirsin. Ya onu gerçekleştir diyor. Aynen. Bence şeyde formülde ya onu adam akıl daha yükseğe çıkart ya da beklentini daha aşağı indir diyor ki bu eşlensin yani. Tamam ama şöyle bir şey de var işte o farkı azaltırsan mutlu olursun. Mutlu olduğun zaman senin üretici gücün artıyor. O yüzden aslında o gerçekliği de arttırmanın yolu bence o aradaki farkı düşürmek. Yani beklentiyi düşürerek de yapabilirsin veya şey de diyebilirsin kısa vadede beklentim, uzun vadede beklentim. Peki bizi izleyenlere şimdi çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum artık kaçıncı dakika olmuş. Sence bizi evinde izlemiş olsan bundan yola çıkarak YouTube'da zengin olabilir misin? Ben mi? Bireysel olarak mı? Hayır, YouTube içerik yani üreticiliğine başlamak istiyorsun. Bizim bu konuşmamızı dinledin. İçerik üretmeyi seviyorlarsa ve farklı bir şey sunabilecekleri ve hayat tarzlarına uygun
bir şey buluyorlarsa, bir açısını bulabiliyorsa, evet, bence kesin denesinler. Ama öyle 3-5 video atarak da değil. Hı hı. Belli bir süre bunu yapmaları lazım. O Mr. Beast'ten biraz o obsesifliği alsınlar bence. Bu arada sen de obsesif bir karaktersin. Yok değilim bence. Bence öylesin. Mr. Beast kadar olmasa da. Yani bu kötü anlamda söylemiyorum. Bunu yani uzun süreli devam ettirmek için, ya bende de var mesela biraz, obsesif olman lazım zaten. Ona takıntılı olman peki gerekiyor yani. İlerletmek için o itici güç lazım. O yüzden biraz 3-5 videoda pes etmemeleri gerekiyor bence. Devam etsinler, denesinler. Olmayasa da olmuyor. Yani illa olacak bir şey demiyoruz. Yani herkes iyi bir, başarılı bir YouTuber olamaz. Ama bence herkes deneyebilir ve şansını deneyebilir yani bu pazarda. Benim sorum şey de, bu videoyu izledikten sonra sence zengin olur mu? Samimi şekilde. Ruhani zenginlik kattık bence. Bilgi yani zenginliği. Katmışızdır biraz, vizyon belki katmışsak. Serbest meslek erbapları olarak. Bence ya bu işten bence para kazanılır. O yüzden de hani bence bir fırsat zenginliği katmış olabiliriz. Ya bu arada bu işten para kazanılıyor. Ben şimdi hani şey gibi olmasın. Çok şükür yani burada bir ofis dönüyor arkadaşlarımızla. Evet. Biz kendi içimize dönüyoruz yani. Benim şikayetim bunu ne kadar uzun vadeli boyunca yapabilirsin ve nasıl daha hızlı büyüründe, nasıl daha fazla bir, nasıl başka bir yere gelir noktasında mı? Yoksa sen bireysel YouTuber'lık almışsın kamerayı, işte bir şekilde 60-70-100 bin izlenen bir kanalın var. Başka bir yerde çalışarak ya da öyle parayı belki yapabilirsin yani. Bu arada bir alternatiften daha iyi olabilir belki. Bundan bahsetmiyorum. Bizim bugün konuştuğumuz tamamen bunu daha şirket olarak daha büyük şekilde nasıl yapılır, evet, noktasında konuştuk. Yoksa böyle YouTuber'lıkta para yok falan değil yani. Biz aslında belki de bugün bir yere gelmiş YouTube kanallarının biraz daha büyümesi için neler yapılabilir? Bence o ikinci faz, üçüncü fazı biz bence bugün konuştuk. İşte yok merchandise, darif, şunlar bunlar. Yani belli ki zaten onun için bir şey olması gerekiyor. Belki orada büyüdüğü zaman birilerine hani destek olmuş oluruz. Evet, bence en azından fikir vermiştir diye, evet, düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir serbest mesleğin daha sonuna geldik. Ağzına ve ellerine sağlık. Kapatıyor muyuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür tekrar ederim. Davet ettiğin için. Davet yok oğlum, burada senin dedik ya, bu format senin, davet ettin. Yine de. Ha, peki teşekkür ederiz. Nezaketen. Size zengin günler dileriz o zaman. Her ama gönül zenginliği. Her önce. Anlamda. Önce o önemli. Evet. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.